Evvel zaman içinde, çok uzaklarda, Kaf Dağı'nın arkasında bir grup insan yaşıyormuş. Bu insanlar inandıkları dini araştırmaz, dinlerinin gerekliliklerini yerine getirmezlermiş. Haramlarla helalleri bilmeden yaşayıp giderlermiş. Ve bir gün, yılbaşından önce, o meşhur kuyruğa girmişler. Bugün benim efkarım vardı ona. Ay maşallah. Dayıcım selamünaleyküm. Aleykümselam yeğenim. Dayı maşallah, bu ne kuyruğu böyle ya? Camide yemek mi dağıtıyorlar, ne yapıyor? Piyango sırası yeğenim. Piyango sırası mı? Babaannem de aradıydı da pazara gidecekmişiz. Neyse. Onlardan bir tane alayım dayı. Kardeşim ne yapıyorsun? Geç geç. Allah Allah. Günah değil mi? Kardeşim, bu kadar insanın tamam hakkına yani giriyorsun. Kul hakkıdır ya. Ya, ne olmuş yani, iki kişi var diye ne sıkıntı yapıyorsunuz? Terbiyesiz kardeşim ya. Ne yapıyorsun kardeşim, merhaba. Merhaba kardeşim. Ne yapacaksın sen sana çıkarsa? Ben, bana çıkarsa yetim doyuracağım yani. Yetim mi doyuracağım? Aynen, mahalledeki yetimlere yardım yapacağım. Dayıcım sen ne yapacaksın? Efendim yeğenim? Sana çıkarsa ne yapacaksın? Cami yaptıracağım yeğenim. Cami mi yaptıracaksın? Evet. Maşallah, nerede yaptıracaksın, köyünde mi? Ankara'da yaptıracağım. Ankara'da mı? Evet. Maşallah. Sen kardeşim, sen ne yapacaksın sana çıkarsa ya? Ben de umreye gitmek istiyorum birader ya. O topraklara gidip orada Allah bulunmak lazım. Maşallah. Allah'ın nuru suratına yansımış kardeşim. İnşallah. Kurban olduğum Allah'ım, bana bir var ya nasip ederse şu piyangoyu. İnşallah 10 gün kesintisiz oruç tutacağım inşallah kardeşim. Bana da çıkarsa ben de namaza başlayacağım. Allah'a söz verdim. Rabbim i̇nşallah, nasip ederse. İnşallah, inşallah. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Namaz vakti de çıktı ama sıradan sonra kaza edeceğim inşallah. Beyler selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu ne böyle, hiç utanmıyor musunuz ya? Müslüman ülkede bu kadar piyango sırası mı olur? Ne olmuş kardeşim? Ya ne demek ne olmuş? Haram olduğunu bilmiyor musunuz? Ya kardeşim, bu ona kadar neler var ya? Haramda bu kadar insan boşuna mı girmiş sıraya ya? Bu kadar insan bilmiyor mu haramı? Girmiş artık yani. Ne? Kaç para ya? Allah için bana bir söyleyin. Kaç para? 5 trilyon kardeşim. Adam kör eder, kör. Ne? Çıktıktan sonra bir umreye bak, gidersin tamam mı? Tövbeni yaparsan hiçbir şeyin kalmaz ya vallahi. Çoluğun çocuğun üniversitelerde okusun. Gel özel okullarda okusun. Gel kardeşim ya, kendini niye yapayım, ben de bir tane alayım bari ya. 70 milyon milyar. Ben bu parayı ne yaparım ki? İyi para. Olmazsa ben de bir cami yaptırırım ya. Ama camiyi yaptırırsam çok para gider. Mescit yaptırayım, o daha ucuz olur. Kardeşim, bu sahneler sana tanıdık geldi mi? Çok uzağa gitmene gerek yok. Dışarıya çıktığın zaman o piyango kuyrukları önündeki uzun kuyrukları görebilirsin. İnsanlar bir piyango uğruna Allah'ın ayetlerini ayaklar altına alıyorlar. Yoksa kimse sana piyangonun anlamını söylemedi mi? Kardeşim, pi 3, yan yanmak, go gitmek. Yani diyor ki, 3 kuruş için cehenneme yanmaya gidiyorsun. Evet, gördüğün kuyruk akın akın cehenneme çağırıyor. Sence bu kuyruğa takılıp gitmeye değer mi? Kırılacak şişelere elmas fiyatı vermeye sence değer mi? Alır da tövbe ederiz deme. Haramda huzur ararsan, huzur sana haram olur. Sakın şeytanın seni Allah'ın rahmetiyle kandırmasına izin verme. Diyorsun ki, abi herkes alıyor, ne olacak sanki, öylesine deniyoruz. Kardeşim, deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Evet, artık gaflet uykusundan uyanmanın vakti gelmedi mi? Bak, kabir kapısı seni bekliyor. O kapıya gelmeden önce dinini öğrenmenin, haramlardan sakınmanın vakti gelmedi mi? Ölüm seni uyandırmadan evvel uyan kardeşim. Selametle.